Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yine Perşembe günü bu videoyu büyük ihtimal Cuma günü atacağım ama sabahtan atmayı planlıyorum. Yeni oyuncular, yeni güncellemeler vesaire bir ton şey geldi. Güncellemelerle ilgili ayrıyetten bir video atmayı düşünüyorum. Bugün sadece MyClub'la ilgili bir video atalım. Yeni oyuncular kimler geldi? Hangi oyuncuları alırsak kadromuza fayda sağlar? Bunlar hakkında küçük bir bilgilendirme ve sonunda da tabii ki her zamanki gibi top açılımı yapacağım sizlere. İlk önce hemen gelin bir sözleşmelerde kimler var? Hangi oyuncular revaçta? Hangi oyuncular haftalık Players of the Week'te? Bunların hepsine bakacağız. İlk önce buraya tıkladığımızda koleksiyon kutusunda PES Selection'ın klasik oyuncular olduğu görünüyor. Yani bunlar ne? Hemen bakalım. Beni açıkçası çok fazla heyecanlandırmadı. 33 tane siyah top var içinde. Bir topta 3 tane birden çıkıyor arkadaşlar. Klasik bunlar ama tabii gelme şansları çok az oluyor. Biliyorsunuz bizde Suarez vardı zaten. Yani Coutinho'yu sattım, bir challenge'da kaybettik biliyorsunuz. Pique ağır bir stoper. Ben çok beğenmiyorum. Yani kapalı bir savunma oynamadığım için. Modric güzel. Ramos güzel. Kroos'lar güzel. Ronaldo, Messi, Neymar zaten bizde var. Buradan çeker miyiz çekmez miyiz bilmiyoruz. Bu normal koleksiyon kutusu arkadaşlar. Bunda herhangi bir ekstra bir olay yok. Bizim amacımız özel temsilci. Şimdi özel temsilciyle Players of the Week'e bir girelim. Bu hafta kimler daha ön plana çıkmış? Bunlara bakalım. Açıkçası hani sizi heyecanlandıran oyuncular olabilir. Beni çok fazla yok. Çünkü benim taktiğime uygun ya da benim üst düzeyde beğendiğim oyuncuları maalesef koymamışlar. Benim burada Di Maria gelse hoşuma gider. Lozano zaten bizde var. Depay'ın ben ilk 11 oyuncusu olduğunu asla düşünmüyorum. Hatta buradan özelliğine baktığınızda kendisi süper yedek. Yani aslında bu adamı sonradan oyuna aldığınızda bizim Brandt'taki yaptığı etkiyi yapabilir Depay. Ama hani siyah top geliyor, ilk 11'de oynatamıyorsunuz. Hani bir fayda sağlamayacak. Çünkü dayanıklılığına da baktığınızda 78 çok da üst düzey değil. O yüzden eğer ki çalım atmayı ve oyuncuyu yormayı seviyorsanız, çok fazla topla oynamayı, çok hoşunuza gidecek bir oyuncu olmayacaktır. Lilic gelmiş. Yani OOS'de Deli Ali falan var bizde. Hani bence çok işime yaramaz. Defansif orta saha Bender. Ben hızlı bir defansif orta sahadan yanayım. Çok açık söylüyorum. Bunu oynatacağıma 76'lık Onazi'yi oynatırım defansta. Daha fazla fayda sağlar. Hızlı, çevik bir oyuncu ve hani kaymalarda falan işime yarıyor. Defansif orta sahanız hiç yoksa oynanır ama ben Bender'in de çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Dayanıklılığının yüksek olması sizi aldırmasın. Çoğu ön libero oyuncusunun dayanıklılığı zaten yüksektir. Bu arada adam markajı, top kesme, kaptanlık ve mücadele ruhu diye özellikleri var. Salah forvet olarak, ben sizden önce videoyu başlatmadan önce bir ön bilgi alayım diye açıkçası oyuncuları inceledim. Hani olur mu bitiricilik 89 falan, hani fizik dayanıklılık çok iyi. Aslında 1.87'lik bir adam, orta kafa golü oynayanlar için, daha çok orta açanlar için oyunun güncellemesinde çok fazla değinmeyeceğim ama kafa vuruşlarının isabetleri arttırıldı artık. Ne kadar şey yapacak bunu test edip göreceğiz ilerleyen günlerde. Ama eğer ki gerçekten kafa hakimiyeti iyi oyuncular iyi yerlere vuruyorsa Salah İbrahimovic etkisi yaratır sizde. Bu gelirse de faydası olur. Di Maria olur. Kanat oyuncunuz yoksa Lozano olur. Salah olur. Ashley Young sıradan bir bek oyuncusu. Baktığımızda yerine orta ve kurnazlığı var ama hani güçleri aman aman da öyle güçlü bir oyuncu değil, 33 yaşında. Lala var. Lala da sağ kanatta ne akar ne kokar bana göre. Çok aman aman öyle bir hani geldiğinde oba falan diye kolu fırlatacağınız bir oyuncu değil. Oyer var kaleci. 84 ovda bir kaleci kesinlikle çok üst düzey değildir. Zaten oyunda biliyorsunuz PES'in genelinde bu vardır, genetiğinde. Yani öyle 80 ovdu, 82, 83 ovdu, 84 ovdu kaleciler çok böyle işinize yaramaz. Ekstra kurtarışlar istiyorsanız 89, 90 hani bir Neuer'ler falan bu fonlar olması gerekiyor. Bonifazi ilk defa duyduğum bir oyuncu. Stoper. Patlama gücü, hız olarak bence iyi. Hiç stoperiniz yoksa bana göre, baktım İtalyansa koy cebe. Bak, İtalyanı koy cebe arkadaşlar.
İtalyan oyuncular iyidir stoperde ve bence 83 ov olmasına rağmen daha önce baktığımda da gözüme çarptı. Di Mata bana göre iş yapabilecek oyuncu ama yine ilk 11 değil, daha sonra oyunu alabileceğiniz bir oyuncu. Çünkü 76 dayanıklılığı var. Patlama gücü 91, hız 89, sonradan oyuna girip sizi kurtarabilecek bir oyuncu. 60. dakikadan sonra oyuna alacağınız oyuncuların ne kadar fazla etki yaptığını bir taktik videomda size göstermiştim arkadaşlar. Burayı da bu şekilde geçelim. %54.5 siyah top ihtimali var. Beni çok cezbetmedi. Şimdi gelelim Barcelona Kulüp Selection. Şimdi burada sizi heyecanlandıracak oyuncular olabilir. Burada beni de çok heyecanlandırmadı oyuncular. Nedenini size söyleyeceğim. Şimdi %100 siyah top var. Takımınız güçsüzse, ki artık hani MyClub'a başından beri başladıysanız, takımınızın şu anda güçsüz olma ihtimali çok düşük diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten ben bile oyuna para sadece bir 11 TL yatırmıştım. Derken hemen kamu spotumuzu verelim. Oyuna arkadaşlar, özellikle küçük arkadaşlarımızdan bahsediyorum, asla ailelerinizden aldıklarınız harçlıkları oyuna basmayın. Gidin birer süt için, protein alın. Vücudunuzun sizin gelişmeye ihtiyacı var deyip kamu spotumuzu da verelim. %100 siyah top ihtimali var. Bu siyah top ihtimallerinde kimler var? Şimdi sizi çok heyecanlandırabilecek isimler, kabul ediyorum. Şimdi en başta Messi'yi görüyorsunuz. Bizde yüzlük bir Messi var takımımızda. 94'lük bir Suarez, bizde de 92-93 civarı sanıyorum diye hatırlıyorum. Yani bu ikisi zaten bizde var. İki tane olsa üçüncüyü alıp belki takasta kullanıp belki takas videosu çekerdik. O avantajı sağlardı ama maalesef ki Messi ve Suarez çıktığında çok böyle bir heyecan kaplamayacak için. Pique bana göre ağır bir stoper ve bize işe yaramayacak. Yani ben oyunu, defansı ne olursa olsun önde kurmayı seviyorum. Pique kapalı savunmalarda çok iş yapar ama yani açık oynadığınızda Pique her zaman için bir sıkıntı. Barcelona'da, normalde real ortamda, gerçek futbolda Barcelona'da iş yapıyor diyeceksiniz. Barcelona topu kaptırmıyor çünkü, yani sürekli 70 dakika karşı sahada oynadığı için Pique göze batmıyor. Ama normalde çok fazla kontra yeseler Pique zaten hani muhakkak oyuncu değeri de düşecektir Pique'nin. Coutinho var, vardı bizde. Bir challenge'da kaybettik biliyorsunuz ki. Kötü oldu bizim için. Ama bizdeki 86'lık bir Coutinho'ydu. Ben Coutinho'yu sol açıkta çok fazla düşünemiyorum. Neymar, Lozano, sonradan oyuna giren Brandt. Hani gerçekten sol tarafım çok dolu. Sola alabilecek, böyle hani onu oynatabilecek bir şu anda bir lüksüm yok. O yüzden bu da gelse bana bir şey olmayacak. Sergio Busquets'i çok beğenmiyorum. Bana göre ağır bir oyuncu. Ben diyorum ki 91 ovda olması çok iyi. Bu arada güçlerine baktığımda hani pas vesaire ve dayanıklılığı tamam, iyi. 1.89'luk oyuncu. Top kapmasında falan sıkıntı yok ama ayağına çabuk dediğimiz, hani o tabir vardır ya. Yavaş bir oyuncu abi, yani yavaş. Ter Stegen zaten kalemizde mevcut. Rakitic ağır bir oyuncu. PES 2019 top sürmeye inanılmaz meyilli bir oyun ve Rakitic, Sergio Busquets, Pique, bu tarz oyuncuların değeri o yüzden benim gözümde düşük. Sergio Roberto'da gücünü 99 yapsanız, Sergio Roberto yani, yoklukta gider. Takımınız güçsüzse, ki diyorum ki hani bu artık dönemde Michael'a başından beri oynuyorsanız zaten güçsüz olma ihtimali yok. Ama güçsüzse tabii ki de siyah top garanti verdiği bir ortamda alınabilir diye düşünüyorum. Benim düşüncelerim bu şekilde. İlk önce bir bedava toplarımızı açacağım. Daha sonra da bu sefer çok fazla top açılışı yapmayacağım arkadaşlar. Kadromuz zaten uzay bana göre. Bu arada yakında Seseger, Ümidi vesairelerin de MyClub takımlarını değerlendireceğim. Hangileri daha iyi, bizim takımımız onlarınkinden iyi mi kötü mü, o videoyu da atacağım sizlere. Hadi gelin bedavayı seçelim. 30 seviye veriyor ve MyClub amblemi hala çıkmadı. Ve çıktı MyClub amblemi. Şöyle bir hafif kolu titretiyorum, totemimi yapıyorum. Bedava toptan bir şey beklemeyin arkadaşlar. Gümüş geldi. Kramponlarını satarız ama. Onana. Yani hayatımda duymadığım bir isim desem inanır mısınız? Kesin inanırsınız diye düşünüyorum. Yanında iki tane daha çerçöp adam verdi. Basarız bunları antrenmanda. Daha sonra iyi dayanıklılık verdi. Bu arada Silver. Bu da galiba %2.9. Gelmeyeceğini biliyorum. O yüzden hiç totem yapmayacağım arkadaşlar. Sadece şöyle bir hareketimi yapıyorum.
Michael Hamlemi döndü top. Nereye gittin? Arjantin sanırım. Ve gümüş top. Bedava toptan bu kadar arkadaşlar. Ve şimdi acaba coin'i nerede harcasam diye kenarı mı koysam yoksa harcasam mı ona bakıyorum. Özel temsilcilere tekrardan bakacağım. Player of the Week, Barcelona hangisi daha iyidir? Hangisi iyidir? Çok küçük bir hemen bir göz gezdiririm. Lozano suçu. Ben bunu burayı beğenmedim arkadaşlar. Ben burayı beğenmedim. Hadi Barcelona'dan o zaman bir tane çekelim ya. Yani bir tane siyah top da gelsin artık. Bu siyah top garanti olacak nasıl olsa. Gelin bir GP ile açalım. Şuradan bir koleksiyon kutusundan. Hadi bir GP ile açalım. Bakalım. Bu arada yüzde kaç bunun? 33 top. Yani çok düşük. GP ile öde. Şimdi bakın. Totem şudur arkadaşlar. Dual Shock'u şöyle aşağı indiriyorsunuz. Tam dik bakacak. Buraya basıyorsunuz, sağa geçiyorsunuz ve evet'e bastıktan sonra elinizi asla kıpırdatmayacaksınız arkadaşlar. Bakın Michael Up topu dönmeye başlayacak. Daha dönmedi. Döndü. Geliyor. Bakın hiç mimik yok. İngiltere'ye gitti, mimik yok. Sarı top. Şimdi mimik olabilir. Allah senin Konami diye böyle mimiklerinizi yapabilirsiniz. Teknik bir oyuncu galiba. Marcos geldi. 1.88. Sol tarafta hiç yerim yok kardeşim. Yanına o Andre Gomez'ler, Matheus da bile der. Ne yavaş adam ya. Aşinalık falan verdi. Ve şimdi özel temsilciden bir tane Barcelona klasiği alalım. My Club parasıyla, coin ile öde diyorum. Ve buna toteme gerek yok arkadaşlar. Sadece izliyoruz. Bakalım kim çıkacak. Bana Messi gibi geliyor ama aşağıdan da düşünmüyoruz ama Messi yani. Siyah top şaşırmadık. Sergio Roberto geldi. Senin kaymalarını. Çöp adam ya. Hoş geldin bile demeyeceğim. Tavırlıyım Sergio Roberto'ya. Olmadı be arkadaşlar. Neyse hoş geldin takımımıza. Yönetim becerisi verdi en azından. Bugünlük videomuz bu kadar. Bence oyuncular bana göre çöp. Ama eğer ki coin'ini çok fazla harcamayanlar varsa, böyle bir 600-700 coin'i olan varsa, kenarı koymuşlarsa, kesinlikle Messi falan almak istiyorlarsa Suarez'i, bütün kutuları oradan deneyebilirler. İnşallah aynı oyuncu gelmez tabii. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.